Merhaba arkadaşlar, ben Halil Hoca. Milliyetin Bakanlığı Şubat ayına ait örnek soruları yayınladı. Hemen zaman kaybetmeden soruları geçeceğiz ama size bir tavsiye. Soruların çözümlerini izlemeden önce muhakkak belli bir süre tutarak, yani belli bir süre derken soruların tamamına bakarak, kaç dakikada çözdüğünüze bakarak soruları çözün. Sonra çözemediğiniz soruların çözümlerine bakın arkadaşlar. Daha önceki örnek sorularda da söylemiştim. Örnek sorularda arkadaşlar 7, 8, 9 doğrunun üstüne çıkamıyorsanız problem yaşarsınız. Gerçek sınavda problem yaşarsınız. Onun için örnek soruları ayrıca çözüp bakmakta fayda var. Peki hemen zaman kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda şöyle demiş. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki 4 bahçeden A ve B bahçeleri Eren'e, C ve D bahçeleri de Ali'ye aitmiş. Şimdi A ve B Eren'e aitmiş arkadaşlar. Hemen ona bakalım bir. Yani şurası şu x'in toplamı Eren'e aitmiş. Peki ne kadardır? Hemen bakalım. Şurası kök 2 ise şurası da kök 2. Şurası da kök 8 dediğine göre 2 kök 2 arkadaşlar. O zaman 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı ne olacaktır? Hemen şurada yazalım. 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 4. Burasının alanı 4 olması gerekiyor. Bu 1. Peki burası 2 kök 2 ise şurası kök 50 dediğine göre tamamı, yani şurası ne kadar olması lazım? 5 kök 2 olması lazım. O zaman buraya ne kadar kalır? 3 kök 2 kalır. Peki burası kök 98, yani 7 kök 2. Şurası kök 2'ymiş. O zaman buraya ne kadar kalır arkadaşlar? 6 kök 2 kalacaktır. Peki 3 kere 6 18. Kök 2 çarpı kök 2'den 2. 2 çarpı 18'den 36 da burası. O zaman Ali'nin bahçesi, özür dilerim, Eren'in bahçesi ne kadarmış arkadaşlar? Toplamda 40'mış. Çünkü 36 burada, 4 de burada. 40 olması lazım. Peki arkadaşlar şurası ne kadar? Kök 50. Yani 5 kök 2. Şurada vermiş. Değişmemiş. Şimdi buranın değişmemişse arkadaşlar, şurada değişmemiş. Bakın burası kök 50. Burası kök 98. O zaman burada kök 98 olması lazım. Yani 7 kök 2 olması lazım. Şimdi buranın 40 olabilmesi için 5 kök 2 ile neyi çarpmamız lazım? Önce ona bakalım. 5 kök 2 ile hangi sayıyı çarparsak 40 olur. Şuradan 5 ile 40 sadeleşirse kök 2 çarpı x eşittir 8 olur. Her iki tarafı kök 2'ye bölebiliriz arkadaşlar. Kök 2'ye böldüğünüz zaman x eşittir 8 bölü kök 2 ya da tekrar kök 2 ile genişletirsem 8 kök 2 bölü 2 olur ki o da 4 kök 2 olacaktır. Demek ki burası arkadaşlar, şurayı da yazalım hemen. Şuranın uzunluğu demek ki 4 kök 2'dir. O zaman şurası da buraya ne kalır arkadaşlar? 3 kök 2. Şimdi bana sorulan yer neresi? Eren'in bahçesinin çevresinin uzunluğu. Şuranın çevresinin uzunluğu soruyor. 4 kök 2 burada, 5 kök 2 burada. Toplarsanız 4 kök 2 artı 5 kök 2 çarpı 2 eşittir. Ne olacaktır? 9 çarpı 2'den 18 kök 2 olacak ki cevabımız neymiş? C seçeneği. İkinci soruda Mete ve Zeynep diyor. Her birinde eşit sayıda boncuk bulunan kutulardan 43 adet almışlardır. Mete'nin aldığı kutuların sayısı bir tam kare pozitif tam sayı eşittir. Zeynep'in aldığı kutularda toplam 3 üzeri 7 adet boncuk bulunmaktadır. Şimdi Zeynep ve Mete'ye bakalım. Mete'ninki tam kare pozitif tam sayı eşitmiş. Yani bir tane olabilir, 4 tane olabilir, 9 tane olabilir, 16 tane olabilir, 25 tane olabilir, 36 tane olabilir. 49 olmaz çünkü toplamda zaten 43 tane kutu varmış. Zeynep'inki kaç olur? 43 olabilmesi için toplamlarının. Burası 42 olabilir. 43'ten 4'ü çıkarırsanız 39 olabilir. Ya da 34 olabilir toplamda 43 olması için. 16 olması için burası 27. 25 burası 18. 25'e 18 olabilir. 36'ya 7 olabilir. Fakat Zeynep'in aldığı kutularda toplam 3 üzeri 7 adet boncuk var. Şimdi 3 üzeri 7 adet olması için kutu sayısının, atıyorum mesela 42 olsa, 42 çarpı kutudaki boncuk sayısıyla çarptığınız zaman 3 üzeri 7'yi vermesi lazım. Fakat 3 üzeri 7'yi 42'ye bölseniz tam sayı çıkmaz. Boncuk sayısının tam sayı çıkmaması da imkansız. O zaman 3 üzeri 7'yi tam bölen bir sayı olması lazım. Şimdi bakın, 3 üzeri 7'yi tam bölen sayı ne olabilir? Mesela 42 olmaz. 39 olmaz. 34 olmaz. Evet, 18 ve 7 olmaz ama kim olabilir? 27 olabilir. O zaman bu ifade olmayacağına göre şöyle yapalım. Demek ki 27 olursa, mesela 27 çarpı boncuk sayısı eşittir 3 üzeri 7 olabilmesi için, 27 3'ün küpü çarpı x eşittir 3 üzeri 7 olabilmesi için x'in kaç olması lazım? 3 üzeri 4. Çünkü 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 4'ü çarparsanız 3 üzeri 7 olur. Demek ki kutudaki boncuk sayısı 3 üzeri 4'müş. Bu boncuk sayısı arkadaşlar. Peki
Bize neyi sormuştu? Mete'nin aldığı kutularda toplam boncuk sayısı nedir diye sormuştu. Şimdi Zeynep 27 tane kutu aldıysa Mete kaç tane kutu almıştır? 16. O zaman 16 ile boncuk sayısını yani 3 üzeri 4'ü çarparsam toplamda Mete'nin almış olduğu boncuk sayısını bulurum. 16 2'nin 4. kuvveti. 3 üzeri 4 ile çarparsam tabanlar eşit olduğunda üstler daha doğrusu üstler eşit olduğunda tabanları çarpıyorduk. 2 çarpı 3 üzeri 4. Yani ne olacaktır arkadaşlar? 6 üzeri 4 olur ki cevabımız neymiş? D seçeneği. Üçüncü soruda eşit hacimli kavanozlarda satılan reçel çeşitlerinin birer ederinin fiyatları ve bu ürünlerle ilgili kampanyalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir kahvaltı salonu işleten Elif Hanım bu ürünlerden alarak toplam 2160 lira ödüyormuş. Elif Hanım'ın ödediği paraların reçel çeşitlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiş. Mesela ne yapmış? Bakın bir alana bir bedava vermiş. Yani iki tane aldığında 80 lira ödüyor. Ha, o zaman şöyle diyebilirim. Demek ki tane fiyatı ne kadara geliyor? 40 liraya geliyor. Peki 3 al 2 öde. 3 tane alsa 2 tane parası ödese 2 çarpı 75'ten 150 yapar. Ve 3 tane aldığı için tane fiyatı ne kadara gelir? 50. Bununki de 50'ye gelir. %70 indirim dedi. %70, 100 liranın %70 indirim yaparsanız sadece 30 liraya gelir. Bakın 100 lirada %70'e 70'tir. 100'den 70 çıkarırsan ne kadar kalır? 30. Şimdi bakın. Devamında ne demiş? Ödenen paranın reçel çeşitlerine göre dağılımı. Şuradaki açı kaç derecedir? 140 derece. 100, 120 ve 140. Bunlar en sade halleri nedir? Bu 5'in bir katıdır. 5x. Bu 120'yi 20'ye bölsem 6. 6x. 140'ı da 20'ye bölsem 7. 7x gibi düşünebilirim. Toplamda 5x buna, 6x buna, 7x lira da bunu ödemiş. Yani toplamda ne kadar? 5x, 6x artı 7x'ten toplamda 18x lira ödemiş ki bu da ne kadarmış? 2160 lira. Şimdi 18 ile 2160'ı sadeleştirebilir miyiz? Sadeleştiririz. 2160'ı 18'e bölseniz ne çıkar arkadaşlar? Bir kere var. 36'da. İki kere var. 36. Sonuna 0 eklediğiniz zaman 120. Yani x eşittir nedir? 120 bu şu demektir. 5 çarpı 120'den 600 lira bakın bunları farklı renklerle göstereyim. Şöyle. Buraya 600 lira. 6 çarpı 120'den buraya 720 lira. 7 çarpı 120'den buraya 840 lira harcamıştır. Şimdi Elif Hanım en fazla kaç kavanoz reçel almıştır diyor. En fazla diyor arkadaşlar. Niye en fazla diyor? Çünkü en fazla demesinin sebebi yani buradaki vereceğim değerlere göre, harcanılan paralara göre en fazla çıkarabilirim. Mesela ne gibi? Şimdi en ucuz olan hangisi? İncir reçeli. 30 liraydı. 840'ı 30'a bölersem daha çok işime yarar. Bölelim. 840'ı 30'a bölsem arkadaşlar şu sıfırlar sadeleşir 28. 28 tane incir reçeli almış olabilir. Başka 720'yi onu da 40'a bölelim. Hani en büyük olanları en küçüklere bölmeye çalışıyorum. Şu sıfırlar sadeleşirse 72 bölü 4'ten 18. 18 tane de ne olabilir? Çilek reçeli olabilir bakın. Başka devam edelim. Geriye ne kaldı? 600. 600'ü de 50'ye bölerim vişneye. O zaman kaç tane olur? 12 tane de vişne reçeli almış olabilirim. Bakın bunun tam tersini yapabilirdi. 600'ü 30'a bölebilirdi. 20 çıkardı. Ama bu sefer işime yaramazdı. 840'ı da 40'a bölmesi veya 50'ye bölmesi gerekirdi. İşime yaramazdı. Daha az kavanoz almış olurdu. Onun için daha çok alabilmesi için fiyatı büyük olanı fiyatı küçük olana bölüyorum. Peki toplamda ne yapacaktır? 28 artı 18 artı 12. Toplamda 30, 58 tane kavanoz almış olabilir. Yani cevabımız neymiş? B seçeneği. Dördüncü soruda markaları farklı 4 traktörden her birinin 1 dekar araziyi sürmek için tükettiği yakıt miktarının Türk lirası cinsinden tutarı aşağıdaki tabloda verilmiştir. A ve B marka traktörler 50 dekardan küçük bir araziye. 50 dekardan küçük olacakmış. Eşit tutarda yakıt tüketerek sürüyorlar. C ve D marka traktörler ise 120 dekardan küçük bir araziyi birlikte sürerek Türk lirası cinsinden eşit tutarlarda yakıt tüketmişlerdir. Her bir traktörün sürdüğü arazinin alanı dekar cinsinden birer doğal sayıdır diyor. Yani yarım alamazsınız diyor bunu. Buna göre bu traktörlerin tükettikleri yakıtların toplam tutarı en fazla kaç Türk lirasıdır diye sormuş. Bakalım şimdi arkadaşlar. A ve B eşit miktarda yakıt tüketiyorsa 15 ve 20'nin ortak bir katı olması lazım. Ne olabilir? 60 olabilir. 60 olması için bunun 4 dönüm, B'nin de 3 dönüm ya da bunların katları şeklinde bir şey olması lazım. Yani bu 4x, bu da 3x olmalı.
Toplamda 7x. Ve toplamda 7x kimden küçük olmalı? 50'den. O zaman x olsa olsa en fazla ne olabilir? 7 olabilir. O zaman bu şu demektir. Demek ki 28 dönümlük bölümü A, 3 çarpı 7'den 21 dönümlük bölümü de B traktörü kullanmıştır. O zaman 28 çarpı 15 artı 21 çarpı 20 A ve B'nin tükettikleri yakıt tutarlarıdır. Peki C ve D için de bakalım. 16 ile 24'ün ortak katı kaç? 48. O zaman burası 3'ün bir katı. Bu da 2'nin bir katı olabilir. 2'ye. Toplamda ne olur arkadaşlar? 5y. Bu da 120'den küçük olmasını istiyoruz. Burası 120 dekardan küçük demişti çünkü. Olsa olsa y en fazla kaç olabilir? 23 olabilir. 5 çarpı 23'ten 115 olur. Bakın 120 olamaz. Çünkü 120'den küçük diyor. O zaman y 23 ise 3 çarpı 23'ten ne olacaktır arkadaşlar? Burada 69. 2 çarpı 23'ten de 46 dekarında D markalı traktör sürmüştür. O zaman artı buraya ekleyeceğiz. Neyi? 69 çarpı 16'ya artı 46 çarpı 24'ü. Aslında buradakiler birbirine eşittir arkadaşlar. Mesela 28 çarpı 15 ile 21 çarpı 20 birbirine eşittir. Yani bu 21 çarpı 20 420. Bu da 420'dir. Çünkü zaten eşit miktarda yakıt tüketiyorlar. Peki 69 çarpı 16 ya da 46 çarpı 24. Bunlardan birini çarpalım. Bunlar da birbirine eşit olması lazım. 46 ile 24'ü çarpalım arkadaşlar. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 4 16 12. 2 daha 18 özür dilerim. 2 çarpı 46'dan 92 toplarsanız 4 10 elde var 1 11 1104. O zaman burası da 1104'tür. Burası da 1104 olması gerekir ki toplamda ne olur arkadaşlar? 1104 1104 daha 2208 420 420 daha eklerseniz 3048 olur ki cevabımız neymiş? B seçeneği. Aşağıda çevresinin uzunluğu 14x artı 12 olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin kısa kenarlarından her birinin uzunluğu 2x artı 3 cm arttırılıp diyor. Şimdi kısa kenarları 2x artı 3 arttırılacak. Bakalım 14x artı 12 bunun çevresi. Kısa kenarlar 2x artı 3 artarsa 2 defa artar. Yani 2 tane 2x artı 3 eklemem lazım. Uzun kenarlarda 3x artı 1 azaltılıyor. Azaltmak demek eksi. Eksi parantezinde 3x artı 1 arkadaşlar eksi 3x eksi 1 olacaktır. O zaman eksi 3x eksi 1 eksi 3x eksi 1 diyorum. Niye? 2 defa. Çünkü uzun kenarlardan 2 tane var. Peki toplamda ne olur bakın. 14, 16, 18, 15x, 12x. Artı 12, 15, 18, 17, 16, 16. Oluşacak karenin kenar çevresi ne kadar oluyormuş? 12x artı 16. Peki bir kenarı ne kadar olur? 12x artı 16'ya 4'e bölelim. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? 3x artı 4 olur ki demek ki yani bu şartlarla yeni oluşacak bir kare. Mesela şöyle atıyorum bir kare olduğunu düşünelim. Yeni bir tane kare olsa. Bunun bir kenar uzunluğu 3x artı 4 olması gerekir. Peki bize neyi soruyor? Oluşacak bu karenin alanını soruyor. Yani 3x artı 4'ün karesini soruyor. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı 3 kere 4 12 2 katı 24x artı ikincinin karesi 16 olur ki yani cevabımız neymiş? C seçeneği. Bir karışımda kullanılan A maddesinin 3 mililitresinin kütlesi 1 grama. B maddesinin 2 mililitresinin kütlesi ise 1 grama eşittir. Burada da verilmiş zaten. Diyor ki A ve B maddelerinin her birinden kütleleri gram cinsinden birer pozitif tam sayı olacak şekilde alınarak 10 gramlık bir karışım elde edilmiştir. Buna göre bu karışımda mililitre cinsinden B maddesinin A maddesinden daha az kullanılmış olma olasılığı kaçtır? Peki daha az kullanılmış olmadan önce biz A ve B'den nasıl olabilir ona bir bakalım. Şimdi A ve B'den karışımlarda şöyle olabilir. B'den 1, A'dan 9 kullanılmış olabilir. 2'ye 8 toplamda 10 olması için 3'e 7, 4'e 6, 5'e 5, 6'ya 4, 7'ye 3, 8'e 2, 9'a 1 olabilir. Peki bir de bunların karışımlarını çarptığınız zaman hani ne kadar olduğuna bakacağız. 2 ile çarpmamız lazım. Yani bunları 2 ile çarptığınız zaman mesela B'yi burası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 olacak. Ama
A'yı kaçla çarpıyoruz? 3 ile çarpıyoruz. Onu da 3 ile çarpalım. 3 kere 9, 27. 3 kere 8, 24. 21, 18, 15, 12, 9, 6 ve 3 olması gerekiyor. Şimdi toplamda kaç durum var arkadaşlar? Baktığınız zaman 9 durum var. Öyle değil mi? Bu 9 durumdan B maddesinin A maddesinden daha az kullanıldığı hangileri var bakın. Şöyle baktığınız zaman hemen işaretleyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane durumda daha az kullanılmış. Geri kalanlarda ya eşit ya da daha fazla. O zaman bizden istenilen durum 5 tane olduğu için cevabımız ne olması gerekir? 5 bölü 9 olması gerekir. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe aşağıdaki gibi iki dikdörtgensel ve bir karesel bölgeye ayrılmıştır. Domates ekmek için ayrılan bölgenin alanı, biber ekmek için ayrılan bölgenin alanının 3 bölü 4'üne eşittir. Şimdi şurası ne kadar arkadaşlar? Burada 6x. Şuranın ne kadar olduğunu bulmam lazım. Peki şuraya uzunluğuna a diyeyim. Bakın şu 6x'ler birbirine eşit olduğuna göre a'nın 3 bölü 4'ü 6x'e eşit olmalı. 3 ile 6x adresi 1, 2, 2x olur. 4 kere 2'den a eşittir ne olması lazım? 8x. Demek ki burası 8x kadarlık bir yerdir. O zaman toplamda şurası 14x, şurası 2x olur ki diyor ki ikili alanlardan birinin çevresinin uzunluğu 672 olduğuna göre tüm bahçenin çevresinin uzunluğu en az kaç metredir? Şimdi ikili alanlardan biri 672 diyor. İkili alanların çevreleri ne var? Bakalım bir. 6, 8 de 14, 2 katı 28x çevresi. 6, 6 da 4 kere 6 24x çevresi. Çevre. 2, 4 da 14 da 16, 2 katı 32 çevresi ne kadar? 32x yapar. Şimdi bunlardan hangisini seçersem tüm bahçenin çevresinin uzunluğu en az olur? Tabii ki en büyük olanı, yani şunu seçmek lazım. Peki 672'yi 32'ye bölelim. Ne kadar var? Şimdi 672'de 32 2 kere var. 2 kere 32'den 64 çıkardık. 32 1 kere var. 1 kere 32'den 32. Peki demek ki x'i kaç bulduk biz? X eşittir 21'miş. O zaman tüm bahçenin çevresi ne kadar? Bakın burası 8x. Burası 14x. O zaman 8x artı 14x çarpı 2 neyi verecektir arkadaşlar? 22 2'de 44x olur ki çevresi. 44 ile de neyi çarpacağım? X'i 21 bulmuştum. 44 çarpı 21'den ne olacaktır arkadaşlar? 44 2 kere 44'ten 88 4 4 8 daha 12 elde var. 1 924 olur ki cevabımız neymiş? B seçeneği. Geldik 8. soruya. Çok basit bir yöntem göstereceğim arkadaşlar burada. Bu tür şekiller bazen karşımıza çıkıyor. Buradaki şeklin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifadeyi soruyor. Kaç tane dikdörtgen kullanmış? Y tane dikdörtgen kullanmış. Bir tane kullansaydı ne olurdu arkadaşlar? Hemen bakalım. Mesela şöyle vereyim size. Bir tane dikdörtgen kullansaydı ne olurdu? Hemen yazayım. Şurası 2x olurdu. Burası 5x. 5x. Burası da 2x. Çevre ne olurdu? 5, 5, 10, 2 daha 14. 14x olurdu. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Bütün sorularda kullanabilirsiniz. Tutmazsa ikincisini denersiniz. Şimdi bir tane olduğunda çevre ne olmalı? 14x. Peki y adet dikdörtgen demiş ya. Bir diye alsak. Y yerine 1 yazın bakın burada. Bakalım y yerine 1 yazalım. 5, 2 daha 7. 7 kere 2'den 14x. A oldu. Burası 12x oldu. Olmadı. Burası 17x oldu. Sağlamadı. Burası 6 kere 4'ten 24x oldu. Sağlamadı. Direkt cevap neymiş? A seçeneği. Bunu devam ettirebilirsiniz bakın. Bunu bir örüntü gibi yapabiliriz. Fakat hiç gerek yok. Yani bu tip sorularda önemli olan zaman kazanmak. Daha da ileride mesela bunun isterseniz uzun metoduyla da anlatabilirim arkadaşlar. 9. soruda 8 adet eşlik yamuk biçimindeki kağıt sarı bir karton üzerine şekil 1'deki gibi yapıştırıldığında bir kenar uzunluğu A santimetre olan bir kare ve bu karenin içinde bir kenar uzunluğu B santimetre olan bir adet sarı karesel bölge oluşmuştur diyor. Aynı kağıtlar diyor bu karton üzerine şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında ise bir dikdörtgen ve bu dikdörtgenin içinde 2 adet sarı karesel bölge oluşmuştur diyor. Buna göre şekil 2'de oluşan sarı karesel bölgelerin alanları toplamını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar normalde şöyle düşünelim. Şuranın uzunluğu ne kadar? Şu x'in toplamı a. O zaman buradaki şu iki tane uzun kenarın toplamı da a olacaktır. O zaman burası da a'dır. O zaman burası 2a kadar şurası. Tamam. Peki şurası ne kadar arkadaşlar? Kısa kenarlar bakın. Yani şurasından iki tane var. Öyle değil mi?
Şöyle şu kenarlardan iki tane var. Yani şundan iki tane. Peki buranın tamamı A ise, şurası B kadarsa, şu aradakilerin toplamı A eksi B kadar olmaz mı? O zaman tüm alandan, bu dikdörtgenin alanından mavi bölgelerin alanlarını çıkarırsam sarı bölgelerin alanları toplamını bulurum. Peki mavi bölgelerin alanları bu bölgede ne kadardır? Akarelik bir alandan içerideki sarı bölgenin yani B karelik alanı çıkarırsam mavi bölgelerin alanlarını bulurum. O zaman aynı mantıkla bakın. Şöyle de yapabilirim. A eksi B çarpı şurası 2A kadardı. Bundan da çıkarırsam neyi çıkarırsam arkadaşlar? A kare eksi B kareyi çıkarırsam sarı bölgelerin alanları toplamını bulurum. Burası yapalım şöyle 2A çarpı A'dan 2A kare eksi B çarpı 2A'dan eksi 2AB eksi A kare artı B kare olur ki içeriye dağılıyor bakın parantez içerisinde dağılıyor eksi. O zaman 2A kareden A kare çıkarsa A kare kalır. Eksi 2AB artı B kare kalır ki bu ifade tam kare bir ifadedir. A eksi B'nin ya da B eksi A'nın karesidir ki şıklarda bir tanesi olması gerekir. Cevabımız neymiş? B seçeneği. 10. soruda aşağıdaki kare şeklindeki bir hatıra jetonunun ön ve arka yüzü gösterilmiştir. Bu jetonun ön yüzü diyor aralarında 3 mm genişliğinde oyuklar bulunan dikdörtgen şeklinde 3 eş bölgeye. Arka yüzü ise aralarında 3 mm genişliğinde oyuk bulunan dikdörtgen şeklinde 2 eş bölgeye yukarıdaki gibi ayrılmıştır diyor. Burada önemli olan şey kare olmasıymış. Bu jetonun diyor ön yüzünde bulunan dikdörtgen şeklindeki bölgelerden birinin alanının 3'te 1'i. Şimdi bakın şu uzunluklar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman alanlarını oranlarken sadece şuradaki kenarları oranlasak yeterli. Yani şuraya A desem, buraya B desem. Şimdi A'nın 3'te 1'i bakın. A'nın 3'te 1'i. Arka yüzünde bulunan dikdörtgen şeklindeki bölgelerden birinin 5'te 1'ine. Yani B'nin 5'te 1'ine eşittir dersem yanlış olmaz. Çünkü şu ön yüzlerdeki şuralar x'ler birbirine eşit. Veya x demeyeyim biraz sonra çünkü farklı ifadeler de kullanabiliriz. Şuralar A şeklinde diyelim. Uzun büyük kenar A diyelim. Buna göre diyor hatıra jetonunun bir kenar uzunluğu kaç milimetredir demiş. Şimdi içler dışlar çarpımından şöyle diyebilir misiniz? 5 tane A 3 tane B'ye eşittir. Ya da başka bir ifadeyle hani A 3 ise B de 5'tir diyebilirim. Yani A 3'ün bir katı 3x, B de 5'in bir katı 5x diyebilirim. O zaman bakın burası 3x. Burası 5x. O zaman burası da 5x. Peki burası da 3x. Bunlar da geri kalmaz. Onlar da 3x. Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bakın şurası 10x artı 3 eşit olmalı. Kime? Şuraya. 3 tane 3x. 9x artı kime? Bir 3 burada. 3 de burada. 6. 9x artı 6 eşit olmalı. O zaman bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa geçer. Kuralınca şöyle yapalım. 10x eksi 9x eşittir 6 eksi 3. Yani x eşittir kaç olur? 3. X 3'müş arkadaşlar. O zaman getirip yerine yazarsak 5 kere 3 burası ne yapar? 15. Burası da 15 yapar. Toplamda ne olur? 15, 15, 33 daha 33 yapacaktır ki cevabımız neymiş? C seçeneği. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.